أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit onlar oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp seni tenzih etmekteyiz dediler. Allah, ben sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Müteakiben önce onları meleklere göstererek iddianızda tutarlıysanız, haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım dedi. Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin, dediler. Allah, Adem, eşyanın isimlerini onlara sen bildir, dedi. O da isimleriyle onlara bildirince, Allah buyurdu. Ben size demedim mi ki, göklerin ve yerin sırlarını ben bilirim. Ve ben, sizin gizli açık yapmakta olduğunuz her şeyi de bilirim. Bu vakit meleklere, Âdem'e secde edin dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kâfirlerden oldu. Kim Allah'a, meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise, iyi bilsin ki, Allah da kâfirlerin düşmanıdır. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse, ona iman etti. Müminler de. Onlardan her biri, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz, dediler ve eklediler. İşittik ve itaat ettik ya Rabbena. Affını dileriz, dönüşümüz sanadır. İman edip de hicret etmeyerek, kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken, melekler onlara diyorlardı ki, ne işteydiniz? Onlar da, biz bu ülkede dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik deyince, melekler bu sefer şöyle dediler. Peki, Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya. İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. Allah buyurdu. Söyle bakayım, sana emrettiğim halde secde etmene mani nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın. Melekler, o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydin. O güzel akıbet, Adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki, melekler de her kapıdan yanlarına varıp, biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler. Allah melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere benden başka tanrı yoktur. Bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir. De ki bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor. Sizin ilahınız tek ilahtır. Hâlâ mı ona teslim olmayacaksınız? Allah, meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Allah, elbette semî ve basirdir.
Gün gelecek, melekleri görecekler. Fakat o gün, o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak. Ve melekler onlara, sevinmek size haram, haram diyecekler. Gün gelecek, gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek. Sen de ki, sizi canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği vefat ettirecek. Sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. Dur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyz ve rahmet indirir. Melaikesi de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir. Muhakkak ki Allah ve melekleri, peygambere hep salat, rahmet ve senâ ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. Gün gelecek, hepsini mahşerde toplayacak, sonra da melaikeye, şunlar size mi tapıyorlardı diye soracaktır. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ve melaikeyi 2, 3, 4 kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratıklarından istediğine dilediği kadar fazla özellikler verir. Çünkü O her şeye kadirdir. Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da, onlar buna şahit mi olmuşlar? Bir vakit Rabbin meleklere, ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım. İblis, ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın, dedi. Sen o gün melekleri de arşın etrafını çevrelemiş, Rablerine zikir, tenzih ve hamd eden vaziyette görürsün. Derken aralarında adaletle hükmolunur ve hamdü senalar Rabbül Alemin olan Allah'a mahsustur diye bitirilir. Kendilerine önlerinden, arkalarından elçilerimiz, Allah'tan başkasına sakın ibadet etmeyiniz dediklerinde onlar, Rabbimiz olan Allah dileseydi, üstümüze melekler indirirdi. Böyle olunca biz sizinle gönderilen şeylerin hepsini inkar ettik, dediler. Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların üzerine melekler inip, hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin, derler. Öyle ki neredeyse gökler üstlerinden yarılacaklar. Melekler Rablerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Gafur ve Rahim O'dur. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Rahman'ın kulları olan melaikeyi de dişi saydılar. Ne o? Onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak ve bundan ötürü onlar sorguya çekileceklerdir. Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki, ey benim halkım! Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı, yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah'ın hikmetine aykırıdır. Haydi dünyada bir takım hile ve dolaplar çeviriyorlar. Peki melekler, onların yüzlerine, sırtlarına vura vura canlarını aldıkları zaman, halleri ne olacak?
Nitekim göklerde nice melaike var ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında geçerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez. Evet, ahirete inanmayanlardır ki, melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek, onlara kız isimleri takarlar. Şimdi ikiniz de, ey peygamber eşleri! Eğer kalplerinizin matlûb olan durumdan kayması sebebiyle Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ. Yok eğer hislerinize mağlûb olup peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah da onun yardımcısıdır. Cebrail de salih müminler ve melekler de ayrıca onun yardımcılarıdır. Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler. Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin arşını 8 melek taşır. Melekler ve ruh, onun arşına, miktarı 50.000 sene olan bir günde yükselirler. Üzerinde 19 görevli vardır. Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kâfirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar, peygambere imanda yakin sahibi olup, daha kesin inansınlar, müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de, neticede, Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir, desinler. Böylece Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. O muhafızlar, değerli, şerefli katiplerdir. Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. Hiçbir kimse yoktur ki, yanında bekçi bir melek bulunmasın. Rabbinin emri gelip, melekler de saf saf geldikleri zaman, o gece Rablerinin izniyle, ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.